Evet, tekrardan merhaba. Part 2 ile bu sefer karşınızdayım. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berhan. Vallahi diye giriş yapmayacağım tabii ki de. Yine çok kısa, çok enerjik bir şekilde videoya devam edeceğiz. Tabii ki de normalde videoya devam etmiyoruz şu an. Normalde bu ilk yayınladığım video, Part 1 olan video, 1 saatlik bir videoydu ve ben bunu 2'ye bölmüştüm. Part 1 ve Part 2 olarak atacaktım. Hani Part 2'sinde o videonun devamında itemlerden de bahsetmiştim normalde. Ama 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 ben bunu bölüp paylaştım. Yattım, kalktım. Bir baktım itemler yok. Böyle, hani şey gibi oldum. Sedmen edit gibi oldum böyle. Ya hani şey Napolyon'a döndüm. Mesela döndüm. Yapacak bir şey yok dedim. Böyle uzaklara baktım. Kol, yani ellerimi bağdaştırdım ve There is nothing we can do dedim kendi kendime. Yapacak bir şey yok dedim. O yüzden yeni bir video çekmeye de hani böyle üşendim de denmez de. Çabalarım boşa gitmiş gibi hissettim. Çünkü baya böyle ağız döktüm ve çok eğlenerek bir video anlatmıştım. O bir boşa gidince böyle Napolyon'a dönünce o yüzden bu video biraz aksadı o yüzden kusura bakmayın. Youtube'da yeriyim ve böyle amatörlükler yapabiliyorum. Ee, ama bu videoyu da bir sorun olmazsa paylaşacağım. Az çok şimdi. Zaten itemler değişti. Itemleri çöz derken işte ADC support mid oynadım. Spamladım sürekli maç attım. Hani build bulmaya çalıştım. Neler güçlü neler zayıf onları anlamaya çalıştım. O yüzden Video biraz gecikti o yüzden çok o yüzden dedim ya. Kusura bakmazsınız. <laughs> Hayır, ge, ge, ya, gecikti video evet. hani Neyse, videoya dönelim. Şimdi bu videoda 3 tane build'den bahsedeceğim. 1 ADC Twitch 2 Mid Twitch 3 Support Twitch. 3 tane build'den değil de 3 tane rol olan Twitch'ten bahsedeceğim. Bu Twitch çarı çünkü her lane'de oynanabiliyor. Topa gidip topta support bile oynayabiliyorsun. Böyle Roam moham atıp. Hani clan ee, fiesta dediğimiz oyunu karman çorman bir hale dönüştürebiliyorsun. Şimdi diyeceksiniz ki jungle twitch niye yapılmıyor, niye yapmıyor, niye önermiyorsun? Çünkü ee, Riot Games bu orman yaratıkları da çok güçlendirdi. Bak 2300 canı var. Bana bak 600 canım var. Zavallıyım. Önceki itemlarda, önceki jungle itemında yanımızda iki tane... Şampiyon bulunduğunda yine az damage ve az buzda olsa dönebiliyordun. Ama şu an baya zor. Hem orman yaratıkları çok güçlü hem zaten Twitch zayıftı. O yüzden baya zor. Hani ee, nasıl diyeyim. Tecrübeli ve alışık değilseniz yapmanızı önermiyorum. Yeni başlayacaksanız ee, yüksek bir elo'da veya ortalama bir elo'da önermiyorum. Kendi elonuzun biraz daha aşağısına giderseniz eğer. Orada deneyip hani alışıp. Sonradan devam edebilirsiniz. Mid'de ile hala güzel oluyor. Mid'de işte Leblanc, Talon, Kiana bu tarz işte aklıma gelmedi. Şu an bunlar geldi. Bunlarla güzel oluyor. Bu tarz hero'ları oynayan arkadaşlarınız veya bir duonuz varsa bunlarla hala güzel oluyor. Çünkü bu hirolar hem karşı jungle'ı takip edebiliyor. Hem sizin ormanınıza biri girerse takip edebiliyor. Hem lane push'u alabiliyor. Hem mid'e gittiğinizde kill atabiliyorsunuz. Bu yüzden bu hirolar güzel oluyor mid twitch'le hala. Fena değil. Yapabilirsiniz tecrübeliyseniz eğer ve tecrübeli değilseniz de lobelo da yapabilirsiniz kendi elinizin biraz daha altında. Twitch jungle ormanına tıklandığı zaman gerçekten hareket edemeyen biçer. Ee, onun dışında zaten Twitch jungle'ın tek mantığı hata kovalamak. Hata kovaladığınız zaman oyunu kazanıyorsunuz. Ama ben önermiyorum dediğim gibi bu an şu anki metada. Ee, onun dışında gelelim ADC Twitch. Rünler ekrana muhtemelen koyarım zaten. Şu anki olan zafer olmayacak. Pratik zeka olacak. Zaten burada bir yere ekrana koyarım. Ee, tek tek de söyleyeyim hatta ölümcül tempo, pratik zeka, efsane çeviklik, son darbe bak. Ama şunu unutmayın. Şu alttaki ürün her zaman değişecek. Bunu her zaman değiştireceksiniz alttaki ürünü. Burada ekranı bir yere koyarım. İsabetteki son ürünü her zaman değişeceksiniz. Çok mu tank var? Beach devir. Hani tank olmasına da gerek yok. Can kasan bir can dövüşçü de olur. Support da olur, tank da olur. Hani canı fazla olan bir karakter, bir şampiyon olduğu zaman biç devir. Çok mu suikastçı var? Sen mi tank gideceksin Twitch'e? Twitch'e tank da gidiliyor çünkü. Yani çok assassin ve ee, hani gerçekten kırılgan bir durumda olacaksan tank Twitch build'inde de mesela neydi ürünün adı? Düşün Bero son direniş ha son direniş alacaksın. Canın az olduğunda vurmaya başlayacaksın. Bu üç bu üç ürünü sürekli değiştireceksin. İkinci taraf her zaman bence hakimiyet, ilham alan da var. Azim alan da var. Tank Twitch build'inde özellikle azim güzel oluyor. Ee, onu da gösteririm zaten. Tank Twitch build'in yaparken ürünü şak diye koyarım. İlham alan da var, azim alan da var. Ben hakimiyet tercih ediyorum özellikle solo Q için. Ani darbe ve mükemmel avcı. adeci oynuyorsan. Ama ani darbe yerine kantadı da alabilirsin. Ne durumlarda alacaksın kantadını? Çok dürtüldüğün bir lane varsa eğer, poklanan yani Varus, Caitlyn, MF bunlar varsa bunlara karşı kantadı alacaksın. Başlangıcında her zaman doran kılıcı, can iksiri. Her zaman bu fix. Onun dışında şimdi burada kendimize bir level basalım, altın ekleyelim. Tam tersini söyledim. Şimdi benim çözdüğüm kadarıyla ilk item yine her zamanki gibi mahvolmuş. Bu 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 the gold hani bu en iyi item bu Twitch'e. The gold hani en iyisi bu. Başkası yok. Kraken kötü abi. Kraken'i e <laughs> Kraken almayacaksın. Alabilirsin. senin kararın. Bir şey diyemem. Ben sevmiyorum. Bence de bu vurmuyor Kraken aldığın zaman. Şimdi neden mahvolmuş? Gel buraya rakip kukla ekle. He, kritik build yapacaksan kraken alabilirsin. Kritik build dediğimde. 3. item ebediye aldığın build. Fena olmuyor yani. Deneyebilirsin. Ben şahsen çok sevmiyorum. Dediğim gibi. Ee, i̇lk mahvolmuş aldığın zaman zaten. Karşı rakibin canı genelde. 2000 1800. Bu civarlarda olur. Hemen şuradan. Şu şekil. Niye ekleyemiyorum? Heh, ekliyorum şimdi. Şu şekil bir. 1800 can yapalım. Bir de 50-60 armor oluyor. Bir de armor ekleyelim. Bir de 50 armor. Hah tamam. Şimdi 1, 2, 3. Kaç vurduk? 614. E, zehir de bitsin ona göre şey yapalım. 704. Döndük base'e. Sattık. Aldık kraken. Geldik buraya. 1, 2, 3. Ha aradaki damage farkını gördünüz mü? Ne demiştik? 704 demiştik değil mi? Bak aradaki damage fark. Şöyle bir opsiyonu var. Kritik vurma ihtimalin var 3. vuruşu. Deneyelim. Ha ilk vuruşumuz kritik girdi. 3. de kritik girdi. Yine anca yaklaştı. 2 tane kritik vurduk. Evet. Her zaman mahvolmuş daha iyi arkadaşlar. Better. <laughs> The God. <code. gülüyor> yani en iyisi bu. Bunu alacaksın. Ayakkabı zaten bu. Her zaman. Eğer full AD değillerse. Full AD'lerse. Bunun yerine. Bunu alacaksın. Neyse dönelim. Bu. Eğer. Eğer. Benim tercihim hani lead'in çok iyiyse sen elo kasıyorsan eğer hani gerçekten ben oyunu kazanmak için ben elo kasmak için oynuyorum diyorsan eğer ikinci item kraken al. Bak burada supportluyorum kraken'i burada destekliyorum. Burada kraken alabilirsin kraken ebedi. Atak speed build'ü değil evet ama damage'ı çok iyi ve gerçekten oyunu sırtlayıp götürebileceğim bir build. Zaten yanında Lulu yoksa eğer sürekli bu build'i yapmanı öneririm Elo kasıyorsan eğer. Ama bu dediğim şey lead'in çok iyiyse bu arada. Ama sen diyorsan eğer hani benim öyle bir amacım yok ben oyundan zevk alacağım, ben kayıt atacağım. Bu build bu. Bu build bu. Şöyle de yapabilirsin. Bak sürekli değişiyor. Twitch her itemla uyum sağlayabilen bir çar Sürekli değişiyor bak. Runan'ı aldın. Mesela ben şöyle yapıyorum bazı maçlar. Bakıyorum. Karşıda çok assassin var. Git. Buradan bir tane Tiamat'ını al. Sonra Runan çık. Bak bunun nedeni ne biliyor musun? Runan. Tiamat'la beraber çalışan bir ait. Şuraya hemen bir kukla eklerim. Shift B. Bak şimdi bunun nedeni ne biliyor musunuz? Bunun nedeni. Sen vurdun. Runan da vurdu. 3 üç, üç tane Tiamat vuruyorsun. Eğer böyle toplu yan yana dururlarsa. Bir tane vuruyor 3 tane Tiamat. Bir tane Tiamat ne kadar vuruyor? 35 vuruyor. 35 35 35 105. Çok fazla demiş. 105 az buz bir damage değil. Çok fazla. Bir de şöyle bir nedeni var. Onun için dur kendimi içindim. Onu, onu da şöyle göstereceğim. Arka arkaya sıraladım. Ultinle de çalışıyor Tiamat. Sen ultiye bastın. Bir tane oto attın. Burada kaç tane Tiamat vurdu biliyor musunuz? 4 tane ultiden dolayı vurdu. 2 tane de Runan'dan dolayı vurdu. 6 tane Tiamat. Az buz değil. 6 Tiamat. Alt 12, 18, 180. Bir de 30 ekle 210 vuruyor. Az değil bu. Çok çok. He bir de basabilirsin tabi. <laughs> tabi bu useless birazcık. He, yani tabi bundan sonra her zaman haşmetli. 6 tane haşmetli vurunca da zaten tekrar hani the goat oluyorsun. Adamlar eğer toplu duruyorsa. Bundan sonrası tamamen karşıya göre son durak olur. Son durak bence almanız lazım olan bir ay almanız gereken bir item. Hani bi şu an az çok çözdüğüm kadarıyla oyunu ADC'ler biz ADC'ler. Önceki videomda da söylemiştim. Zavallıyız. Daha da zavallı olduk. Bittik, yok olduk ya. Yok oynayamıyoruz. Jinx yok. Twitch yok. kog'maw yok anasını satayım. Vayne yok. Hani Vayne fena değil. Yine de yok. Yok olmuyor. Yok ömrümü aldı rol. Yok yok. Tempo değişti. Kraken değişti. Guinsoo değişti. Anasını satayım. Bak bu pasif işte aydınlık saldırılar dediği olay. E, pardon karanlık saldırılar dediği olay. Zırh delme ve büyü nüfuzu Guinsoo'da vardı. Bunu aldılar başka item yaptılar. Bu da bizi ne yaptı? Daha da kararsız bir duruma sürükledi. Neyse ne diyordum? Ee, zavallıyız evet. Bence full item şekli bu. Şu an. Şöyle bir güzel yanı var son durakla. Son durak itemi MR ve armor da stacklediği için bir de jack ja jack alıyorsun. Jack şöyle beraber çok güzel stackleniyor Bakın armoruma 150. Savaşayım biraz. Jack şu da steklensin. Bum. 200. Şu iki item 50 armor veriyor sana. Bir de Tiamat'ı auto cancel yap. çok fazla damage. Hem de çok tanksın. Karşıda çok asasin varsa eğer, dediğim gibi build bu. Çok asasin varsa eğer, bu sizi yeterince tank yapar. Zaten Lulu'nuz varsa eğer, tadından yenmez. Lulu varsa zaten ölmezsiniz. Kolay kolay, İyi de oynayan bir Lulu'ysa. Bu arada Lulu oynuyorsanız, Twitch oynuyorsanız Discord, GG, Eni, Lulus çabuk gel. Ee, ne diyordum? Neyse bu asasin varsa eğer asasinler varsa sana tek atan çarlar varsa bu build'i öneriyorum. Onun dışında haşmetli almadan da yapabilirsin bunu. Ben asasinler varsa eğer haşmetli alıyorum şahsen. Ama eğer asasin yoksa çok tank varsa ikinci yine runan üçüncü son durak sonrası tamamen karşıya göre. Çok AP var çok CC var aklın sonu. Atıyorum çok yine nasıl diyeyim. CC var civa. Hani yine sen atak speed gitmek istiyorsun. Abi ben haşmetli ne bilmem. Jakşo ne bilmem diyorsun. Gider yine böyle bir build yapabilirsin. Ben atak speedciyim arkadaş diyorsun. O hani hem damage vurmak hem elo kasmak istiyorum diyorsun. Bu build bu. Yani aklın sonuyla ne değişebilirsin? Alırsın Goinso. Alırsın Kraken. Hani böyle yapabilirsin. Hmm, başka başka düşüneyim hemen. Başka build düşünüyorum. Bir dakika biraz bekleteceğim. Düşünmekteyim. Şimdi sırayla tekrardan göstereyim. Karmaşıklık olmasın. Karşıda çok asasin var. Çok asasin var. Tiamat, Runuan, ondan sonra Haşmetli. Sonra tamamen karşıya göre. Çok tank var. de da vurman gerekiyor. Son durak. Ama tek de yiyorsun. Jack Show. Bu build böyle. Bir diğer build. Atak speed. Yine yanında Lulu olduğunu düşün. Zaten Lulu'suz biz neyiz ki? Son durak yine karşıya göre. Abi ben atak speed çok seviyorum. Al PD'ni. Abi ben çok AP var. Al aklın sonunu. Abi ben Guinso özlüyorum. Al Guinso'yu. Fark etmez. Bunlar olacak. Abi ben damage vurmak istiyorum ebedi. Böyle. Dediğim gibi Twitch her itemla uyum sağlayabilen bir çar. Ona göre itemını yapabilirsin. Onun dışında. Abi ben elo kasıyorum gerçekten. Ben atak speed de istemiyorum. Ben win istiyorum arkadaş diyorsan eğer yine ilkten maf olmuş her zaman krakenden önce bu sefer ikinci kraken üçüncü ebedi böyle yapabilirsin böyle de güzel ondan sonra yine tamamen karşıya göre ama ben team fight'ta herkese vurmak istiyorum runan kendime de güveniyorum ölmem ben, ben team fight'ta diyorsan runan ondan sonra yine artık veya çok tank var abi diyorsun runan yerine bunu alıyorsun Sonra runan alıyorsun. Tamamen değişiyorsun. Hep böyle. Ama ilk 3 item'ı değiştiriyorsun. İlk 3 item değişiyor. İlk 3 item her zaman önemli. Çok assassin var. Ne demiştik? Hemen cevapla. Aynen öyle. Mahvolmuş. <gülüyor> Hocalara <gülüyor> <gülüyor> geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Neyse. Konumuza dönelim. Çok assassin var. Mahvolmuş. Tiamat. Runan. Tiamat'ı haşmetli. Sonra karşıya göre. Abi ben atak speed'ciyim. Ben atak speed'i seviyorum. Lulu, oyun Lulu var yanımda. Mahvolmuş Runan son durak. Abi ben elocuyum. Elo kasacağım ben. Ben amına koyacağım milletin diyorsun. Mahvolmuş Kraken ebedi. Evet. ADC Twitch boyutlarımız bu şekildeydi. Bir de şöyle bir şey var. Ee... neyse. Ee, bir de şöyle bir şey var. Rünü değişebilirsin. Ben şahsen benim yanımdaki support'a göre rünümü değişiyorum. Atıyorum yanımda Lulu var. İşte Yumi var. Ee, Yok Nami değil. Janna var. O zaman ölümcül tempo alıyorum. Ama atıyorum yanımda CC bir çar var. Leona var. Natulius var. Thresh var. Ölümcül tempo yerine PTA giriyorsun saldırıya devam. Bak o zaman daha OP oluyor bence. Çok güzel ani damage çıkartıyorsun. Eğer saldırıya devam oynuyorsan, hani pıt 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 3 oto, tak E'yi çekiyorsun. Ama E'yi şöyle çekiyorsun. Diyelim saldırı saldırıya devam ürününün olduğunu hayal edin. 1 2 3 bir oto çekip E atıyorsun. Animasyon iptali gibi düşün. 1 2 3 hop oto evet E yokmuş. 1 2 3 hop oto elinden çıkarken E atıyorsun. Çok ani bir, çok güzel bir damage çıkartıyorsun. <laughs> tamam iyi konuştum. Bir su içeceğim birazcık. İyiyim. Şimdi. Geldik. Support Twitch. Support. Bak destek. Desteği bu arada nasıl oynayacağınızı hemen söyleyeyim. Bu kısaca bilgi geçeyim. Öyle salak Twitch supportlar gibi oynamayacaksınız. İşte bir level kendi jungle'ıma yardım ettim. Pat 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 böyle ufak ufak yardım ettim. Geldim buraya. Q'mu bastım. Mid'i rahatsız ettim. Geldi bu mesela şuraya koyayım. Ha karşı mid'i rahatsız ettim. Hop bir daha geri çıkayım. İşte Q'mu tekrar bekleyeyim 10 saniye. Q'um dönsün. Tekrar Q basayım. Tekrar gideyim. Karşı mid'e vurayım. Ben o... Bunu yaparsanız olmaz. Bak o zaman ADC'nin amına koyarlar. Adecan, ben support Twitch sevmiyorum. Ee, support Twitch alma. 15 FF ben open verdim. Oynayın agalar. Karşı ad senin Adecan buradan çıkamaz. Karşı support burada bir oynar. Senin Adecan burada çıkamaz. Hele de Nautilus Trash falan varsa karşıda. Kesinlikle support Twitch'i böyle oynamayacaksın. Mid'e yaptığın şeyi, mid lane'de yaptığın şeyi, geleceksin koridoruna ilk Q açacaksın. Koridorunda yapacaksın. Basacaksın burada Q'yu. Gireceksin çimene. Zaten ürünleri de söyleyeceğim. Genelde Hail of Blade giriyorsun. Geleceksin bu çimene 3 veya 2 tane. Bak 2 veya 3 fazlasına gerek yok. 2 tane attın. Baktın adamlar üstüne koşuyor. Geri çık. Range'ini kullanarak at 2 otonu. Ben şu an tabi Hail of Blade olm olmadığı için atamıyorum. At 2 otonu çık. Karşı lane'e rahatsızlık ver. Lane'ini kazan ondan sonra Roam at. Veya reset buldun bir an olur. Reset'ini at. İşte base'den çıkarken git karşı mid'e ondan sonra hani tekrar lane'ine tıkla ama bir yerde şey durma özellikle mesela şu an e, yeni sezonda kurtçuklar geldi mesela senin jungle'ın full orman döndü base attı sonra kendi ormanına tekrar koşarken kurtçuklar çıkıyor bak kurtçuklara koşabilirsin ben bunları haşere ediyorum genelde ama haşerelere koşabilirsin böyle bir durumda ne yapıyorsun? Bakıyorsun basıyorsun taba haşerelere bir dakika var 40 saniye var. Sen buraya pingini atıyorsun minyonları kes diye. Kesiyorsun senin ADC'n reset alıyor sen ROM'a gidiyorsun. Bu kadar. Evet arada kısa da bilgi vermiş oldum. Aslında support boyuttan bahsedecektim ben. Neyse şimdi burada videoyu böleceğim. Çünkü ee, oyuna tekrar çık gir yapacağım. Burada keseceğim. Ve e, support ürünüyle oyuna tekrar gireceğim. Evet, merhaba. <laughs> Videoya şimdi e, support Twitch'te devam edeceğiz. Ürünlerimizi hazırladık, göstereceğim şimdi. Zaten ekranı bir yerde vereceğim. E, support Twitch. Şimdi bunun iki tane zaten bu build'i var. Biri AP, bir AD. ADC Twitch bu build'inden bahsederken şuradan bir gold ekleyeceğim hemen kendime. Atak speed gidiyorsunuz diyelim bahsetmeyi unutmuştum. Hemen bir dipnot geçeyim. Diyelim şöyle bir build yaptınız. Ayakkabıyı sattınız. Şurada şöyle bir item var. Deneysel Hexer. Bu ayakkabıdaki ihtiyacınızı neredeyse karşılıyor. Bunu alabilirsiniz. Hem size tanklıkla sağlar. Hem atak speed'i de ayakkabı kadar veriyor. Ayakkabıdan daha çok veriyor. Hem move speed de veriyor. Ayakkabıdaki ihtiyacınızı bununla karşılayabilirsiniz. Ay hani işte abi late'e çok geldik. Ayakkabıyı satmam gerekiyor. Ne almalıyım? Ne almalıyım? Bunu alacaksın. Tabii ki de fix değil. Bu arada yine karşıya göre dediğim gibi her item. Mesela GA de alabilirsin. Evet. Hmm. Gelelim support Twitch. Zaten şu item nerede? Bunu alıyorsun. Bu fix. Bir pot. Onun dışında builde gelelim. Build. Support itemin alamıyor mu? Gerçekten mi? bunu alamıyorum. Anladınız. Bakayım alabilmemin bir yolu var mı? Ha yük eşyaları. Tamam. Çözmüş olduk. Support item'ın her zaman bu. Bu item çok iyi. Bu item nerflenmeli. Bu item inanılmaz iyi. Item'ın kendisinde pırıltı var. Skill bastıktan sonra, yetenek bastıktan sonra bir sonraki ota atan fazla vuruyor. Bildiğin pırıltı. Ama bir de şöyle bir şey var. Saldırıya devam rününü düşünün. Siz saldırıya devam rününde 3 ota attığınız zaman adama %8 veya %9 tam hatırlamıyorum daha çok vuruyorsunuz. 3 ota attıktan sonra o efekti var ya onu etkinleştirdikten sonra %9 daha çok vuruyorsunuz. Bu itemde ona gerek yok. Bu item bu pırıltı efektini uyguladığın zaman sanki PTA çalışmış gibi bir efekt oluşuyor. Bakın ne yazıyor? Za zaaf ölçer etkisi uygularak hedefin aldığı hasarı 6 saniyeliğine %8 arttırır. %8 olmasının sebebi range biçeriz. Mesela bir dakika yeteneği sıfırlamam lazım şimdi. Mesela Q'yu bastınız bak item etkinleşti. Bir tane vurdunuz bakın kafasında işaret çıktı PTA gibi. Bu işaret varken vurduğun damage sürekli artıyor bak 6 6. Bak 13 6 6 6. Sürekli arttırıyor damage'ını. Bayağı güçlü. Support Twitch'te bunu alacaksın sürekli. AP Twitch oynamayacaksın support'ta çünkü öyle bir item yok. Hani bu item o kadar iyi değil bence. Denemedim, yalan yok. AP support Twitch denemedim ama bence o kadar iyi değil şu an bu ildin devamına gelelim. Şimdi senin ilk base'de atıp alman gereken item 1 bu 2 bu 3 bu belki. Hani bu kadar gold'la base atabilirsen. Bu kadar gold'la base atmıyor musun? Ayakkabıyı sonra alırsın. 700 gold'la base atarsan ama bu iki item alacaksın. İlk base'in genelde böyle olacak. Ondan sonra dişlik ama Ondan sonra ayakkabı ama yine bu goldla base atamıyorsan ne yaparsın? Bir uzun kılıç bir ayakkabı. Sonra dişlik ama bundan sonra senin gameplayine bağlı. Sen diyorsan eğer ben çok ruam atıyorum o zaman yoğumu. mu? Neden? Çünkü çalışma dışında yüz, yüzde diyorum. 40 hareket hızı basınca da hareket hızı full roam. Lane'i kazandım ben. Ben roam atıyorum aga. ADC kendine iyi bak diyorsun. Bu item'ı alınca Ha sen diyorsun ki ben damage istiyorum. Hem de ucuz bir item. Lane'imi de hani daha da domine etmek istiyorum. Fırsat. Bunu alıyorsun. Ama diyor sanki ben mi hiçbir kili salmıyorum. Ben ur şaka. Ee, ben Mejai gibi kasmak istiyorum. Ben gerçekten hiçbir kili salmıyorum. Ben kill köpeğim diyorsan bir al. Ben böyle, ben bunu yapmıyorum şahsen. Ben bu iki itemden birini tercih ediyorum. Roam atıyorsam mu daha çok domine etmek istiyorsam Fırsat. Genelde mu oluyor ama benim tercihim. Çünkü diğer koridorlar sıkıntı çekebiliyor. Özellikle mesela şu haşerelere, kurtçuklara giderken diğer takım arkadaşlarım sıkıntı çekebiliyor. O yüzden genelde yoğumu tercih ediyorum. Ayakkabı da her zaman atak Speed. Onun dışında Brünler, ben ürünlerden bahsetmeyi unuttum. Brünler bu şekilde değil. Şimdi aklıma geldi. Başka bir değişiklik daha olması lazım. Support Twitch'in iki ürünü var. Ve iki build'i. Biri normal ADC gibi mahvolmuş. Kraken ebedi kastın gösterdiğim ama bunu saldırıya devamla yaptığın onu ekrana koyarım hemen şimdi. Bir de Assassin gibi olan Orun zaten buna benzer. O da zaten şimdi ekrana koyarım. Hail of Blade ani darbe eğer karşıda pok yoksa Kettin vesaire Zerat vesaire gibi. Eğer onlar varsa Kanta'dı. Göz yuvarı koleksiyonu her zaman. Hazine avcısı her zaman. Bu kısımda aynı şekilde. Bunlar fix. Değişen şey kantadı oluyor genelde. Ben şimdi size suikastçı bulduğunu göstereceğim ama. Yo mu alıyorsun. Diyorsun ki oyun çok güzel gidiyor. Diyelim. Tahsiller alabilirsin. ADC vesaire tekliyorum bakıyorsun. Bu arada ufak bir dipnot. Neden Karamür alıyoruz? Karamür almamızın sebebi biz sürekli roam atan, sürekli darlayan bir çar olduğumuz için Karamür'ü stekleyebiliyorsun. Karamür'ü steklersen eğer e, burada tekrar onu yapınca fullleyebiliyor muyum acaba bakayım? Yok olmuyor. Sen bunu full stack yaparsan eğer 40 yetenek gücü ve 15 yet 55 yetenek gücü veriyor sana. 55 yetenek gücü de çok az bir şey değil. E'nin damage'ını çok güzel arttırıyor. Şöyle deneyelim. Daha bir level'ım bu arada. Ee, 55 yetenek gücü veren bir item bakalım. Aha. Mesela 60. 60'lı alalım. Bir tane yaratık kukla oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Full stack yaptın. 60 yetenek gücün var. E yeteneğim yok. Seviye atladık. E verdik. Tekrar şimdi bey. <laughs> Devam. Bak şimdi E'ye bastık. 108. Tabi adama 108 vurmuyor. Çünkü bu armoru, emarı sıfır olan bir şey. Ama adama ekstradan 60-70 damage vurabilen bir skill haline geliyor. Karamüğür'ü fullersen. O yüzden karamüğür alıyorsun. Al! Karamüğür al. İlk base'de gerekirse. Uzun kılıçtan önce gerekirse. Karamüğür al. AD gitsem bile ileride satıyorsun zaten. Neyse bu buildimizin devamına gelelim. Sen baktın karşı ADC'yi karşı support'u herkesi tekliyorsun. Tahsiller. Ama baktın tekleyemediğin elemanlar var. Hem de ucuz bir item. Hani golden buna yetiyor. Fırsat. Baktın çok CC var. İşte dek dikkat etmen gereken bazı skill shot'lar var. Gece'nin kıyısı. Dediğim gibi tamamen karşıya göre değiştiriyorsun bu build'ini. Hep böyle. Çok shield basan biri var. Yılan diş. Az As bildiğin assassin bu ilde. Bildiğin hani assassin nasıl oynuyorsan öyle oynayacaksın. Ee, onun dışında elektrikli devir kılıcı güzel. Ama bu bu e, build'in bu support tv için kötü bir yanı var. Karşıda çok tank, çok bruiser, çok dövüşçü çarlar varsa late'de düşüyor. O yüzden siz bu itemleri alıp full build olursanız eğer ve baktığınız cebinizde gold birikiyor late de atıyorum hani burada duran bir 2000 gold falan var çok mu bruiser var bir tane itemını sat git şuradan mahvolmuş al ondan sonra bir itemını daha sat git başka bir item al hani adc twitch'e dön yavaştan late'e doğru gidince oyun veya bunu al çok tank var Hani late'e gittikçe ve gold biriktikçe baktın damage'ın azalıyor asasinde. Çünkü asasinde de senin vuran skill'in yine E ve auto atak. Ama tank olduğu için hani zırh değişme vesaire yetersiz geliyor. O yüzden E ve auto atanın damage'ı bayağı azalıyor. Senin late'de yapacağın şey baktın gold'un birikiyor. Satıp itemleri gerek hani gereksiz gördüğün itemleri onun yerine diğer itemlarla adc itemlarıyla değişmek ki vurabilesin. Ee, onun dışında ADC e, şey support ADC Twitch'i de zaten söyledim. Onun da run'unu tekrardan koyarım belki. Mahvolmuş Kraken ebedi. ADC'nin de kili alacaksın ama killerin bir kısmını da alacaksın. Yapacak bir şey yok. He, Kraken almazsın tahsiller de alabilirsin bu arada. Mahvolmuş tahsiller. Ki bayağı iyi bence. Ben öneriyorum şahsen. Böyle bir şey de yapabilirsin. Şey de diyebilirsin Abi benim Halo of Blade'li build'im var Ben asasını gitmek istemiyorum Şöyle bir şey yapabilirsin Lead'in çok iyidir Tahsiller Bak bu sefer ilk item tahsiller Sonra olmuş. Gerçekten damage'in çok güzel oluyor ba Baya güzel bir damage'in oluyor Yani şu damage Normal değil Bu baya yüksek bir damage Bundan sonra tamamen yine ADC oynarmış gibi Ebedi, işte Runaan, bilemedim hani Dominik. Karşıda çok tank var. Böyle böyle değiştirebiliyorsun. Support Twitch'te bu kadar. Support Twitch'i zaten e, eğer isterseniz e, her rolden, her rolle oynayabilirim bu arada Twitch'i. Top lane'de de oynarım. Hani SS'lerinde koyarım. Top lane'de, Challenger oynadığım oyunlar var. Hani top lane'de de oynarım. Mid lane'de de oynarım, jungle'da, ADC support'ta da her lane'de oynayabiliyorum Twitch'i. Eğer hani gameplay tarzında böyle tutorial tarzında bir video görmek isterseniz yorumlara yazarsanız hani ben de anlamış olurum. Bir, benim de zaten hoşuma gider. Öyle çekerim ya. Yani. <laughs> <laughs> böyle deyince bir <laughs> kötü oldu. i̇stiyorsanız videosunu çekerim. Neyse devam edelim. Support Twitch'te evet bu kadar. Support Twitch'te aslında anlatılacak çok bir şey yok çünkü daha çok roma ve oyun takibine dayalı kendi jungle'ına işte mid lane'ine bakarak oynadın bir rolü halinde daha çok gameplay'inde anlatabileceğim şeyler var. Bu kadar ee, sıradaki Mid Twitch'te AP Mid Twitch'te görüşürüz. Evet geldik. Mid AP veya AD fark etmez. Genelde support Twitch'e benzeyen o Twitch build'ine abi AP Twitch build'i nasıl? Dinle şimdi beni Abi kardeşim. Şimdi sakin öncelikle. öncelikle. Panik yapma. Abin, panik burada, yapma, abin burada Devamını söylemeyeceğim. Bildin devamını. Önceki videodan. bu build'i var. Bir. Yine bu şekil. Ekrana koyarım zaten. Hail of Blade'li olan. Ama support Twitch'te de bahsetmeyi unuttum. Hazine avcısı yerine ee, insafsız avcıydı sanırım. Hareket hızı veren. Onu girebilirsiniz. Çok rahat atıyorsanız. Mid Twitch'te de aynı ürünü zaten ekrana koyarım ürünler bu şekilde ee, itemler zaten fix İlk item her zaman Nashor dur başlangı başlangıcı söyleyeyim ben şöyle yapıyorum şahsen Profesör kullanıyorsanız eğer ctrl x'e basıp basıp <laughs> ctrl x'e basıp karşı rakibin hemen ee, şampiyon resminin altında bir ürün gözükmesi lazım O ürünün üstüne geldiğiniz zaman Adamın armor veya MR girdiğini görebiliyorsunuz Armor girdiyse eğer Doran yüzü 2 pot MR girdiyse eğer Doran kılıcı 1 pot Bu şekilde Başlangıç Ve oynayış şekli her zaman şöyle Şimdi minyonları ben bir çağırayım Bakayım çıkıyorlar Oynayış şeklinizde şöyle Adam burada olsun diyelim. Koydum değil mi lan? Aynen. Adam burada olsun diyelim. Burada biraz bekliyorsunuz. Ben yayıldım şu an. Bekliyorum mesela. Orman girişimi tutuyorum. Oyun başlamış. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Minyonlar geldi. Önce bir bekliyorsunuz. Şunu bir sileyim ilk başta bir dakika. Hı. Önce bir bekliyorsunuz. Minyonlar çatışıyor. Bunun sebebi adam önce hani yaklaşacak mı yoksa burada mı bekliyor? Yaklaştıysa eğer Q'ya basıyorsunuz ve gidip 3 tane otoyu adama atıyorsunuz. Adam normal olarak geri çıkıyor. Özellikle melee şampiyonsa, yakıncı şampiyonsa geri çıkıyor ve adamı kovalıyorsunuz buraya kadar. Burada zaten adama vurduğunuz zaman minyonlar size dönecek ama önemli değil. Sürekli bu tarafa doğru kaytlayacaksınız, savaşacaksınız adamla. Ee, bu arada şundan bahsedeyim. Minyonlar normalde bu kadar gelmiyor. Hani şurada çatıştıkları için minyonlar sizi çok takmıyorlar. Bir iki tane ota atıyorlar ondan sonra bırakıyorlar siz bu tarafa doğru kayıtlarsanız. Bir diğer hareket. işte bekliyorsunuz. Diyelim adam gözükmedi. Burada bekliyor. Siz yine bekliyorsunuz. Minyonlar bayağı çatışıyor. Şöyle göstereyim hatta. Minyonları kapatayım. Açayım. 30 saniye ileri alayım. Minyonlar bayağı bir çatışıyor. Minyonunuzun canı biraz azalacak. Çünkü adam sizin Q'ya girdiğinizi düşünüyor burada. Siz minyonlar ölmeden önce canları baya azaldıktan sonra basıyorsunuz Q'yu ve adam burada bekliyorsa onu darlamaya devam ediyorsunuz. Adam da minyon kaçıracak siz de önemli değil. Önemli olan burada adama XP kaybettirmeniz. Tamamen olay bu. Biraz bekleyeceksiniz eğer gözükmediyse adam Minyon'un canı böyle hafif azalacak. Birbirlerine 4-5 hit vursunlar bırakın. Ondan sonra Q'ya basın. Çünkü bu sırada adam sizin Q'ya girdiğinizi düşünüyor. Ama siz aslında Q'yu yeni basmış oluyorsunuz. Yani bir 10 saniye görünmezsiniz. Bu sırada da bekleyebilirsiniz yine. Burada beklersiniz. Adam buradadır. 3 oto atarsınız. Geri çıkarsınız. Böyle oynayacaksınız. Bu her rolde kısa kısa bilgi ve de vermedim ama her rolde böyle nasıl bir başlangıç yapmanız gerektiğini kısa kısa bilgilendirmek istedim. Şimdi gelelim bu build nasıl? Bu build ya Hail of Blade ya da ilk vuruş. Hail of Blade çok tank yoksa ilk vuruş çok tank varsa 2 iki veya 2'den fazla. Genelde 3 tankta kullanıyorum ben ilk vuruşu. Çünkü turu damage vuruyor. Şimdi build fix. İlk iki item fix. İlk iki item her zaman Nashor. Sure. Ben bakar körüm biraz. Nashor sure. ve Gölge Alev. Neden Gölge Alev? Gölge Alev'in bu sezonki pasifi çok iyi Twitch için. İnanılmaz iyi. Mükemmel ya mükemmel. Yayın başlıklarımı Gölge Alev yap alın yapıyorum. Nefesim <laughs> bitti. Yayın başlıklarımı Gölge Alev alın yapıyorum. Hani bu arada twitch.tv/hakigordel hakigordel artık ne diyorsan oradayım. Takip et. Discord'a da gel, like at, abone ol. Bir şey anladın, ondan yap. Devam edelim. Gölge Alevin pasifi bu sezon inanılmaz iyi. Kritik vuruyor ya. Kritik %35'in altındakine kritik vuruyorsun. Ve yüzde, yani kritik vuruyor da %20 daha çok vuruyorsun. Bak şimdi. Pasif vuruyor 34. 34. 34. 45. Gördün mü? 45. Hani az bir damage'ın artıyor gibi gözüküyor ama bu az değil. Late'de inanılmaz iyi. Hani bu 45-45 olması bile çok iyi. Ayakkabı ne? Ayakkabı eğer eğer Hail of Blade oynuyorsan yani keskin sağanak, Ionia ilk vuruş oynuyorsan savaşçı çizmesi. Çünkü ürünü daha çok tetikliyorsun savaşçı çizmesiyle atak speed'in fazla olduğu için. <laughs> Nefesim çok bitiyor. Tamam devam edelim. Sigara kullanmıyorum. <laughs> Ionia. Bundan sonraki itemler yine karşıya göre. Çok Assassin mi var? Zonya. Çok mu AP var? Üçüncü item hep karşıya göre. Çok mu AP? Çok mu CC var? Banshee. Çok mu iyi leadin? Hani beni kimse durduramaz mı diyorsun? Rabadon. Bu Bu şekilde devam ediyor. Bu arada... İlk base'de atma e, ilk base'de almanız gereken itemler şu şekilde. İlk base'de. Zaten Doran yüzü iki potun var diyelim. İlk base'inde bunu 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 alacaksın. Veya çok iyi base attın. Bu ilk base alımın bu her zaman. Ama sırası bu şekilde. Karamür ve ayakkabı paran yetiyorsa şey karamür ve kitap paran yetiyorsa ayakkabı paran yetmiyorsa sadece kitap ama Kitaba değil buna para nitiyorsa bunu alıyorsun. Bu şekilde. İlk base'in hep bu. Bir level'da da ölmezsin herhalde. <laughs> Böyle kötülüyorum şimdi demişsin. <laughs> Neyse. İlk base'in bu. Bu ilde devam edelim. Nashor. Gölge Alev, Diyelim. Rabodon. Şurada bir karamür olsun. Şunu da sat. Ondan sonra eğer Zonya almadıysan Zonya. Diyelim çok iyi oynuyorsun. Zonya'dan da önce, Rabadon'dan da önce çok iyi oynuyorsan KD'nin yerindeyse Mejai Karamür'ün de 10 steksi. Devam edelim. Rabadon bu. Şunu sat. Karamür burada dursun. Son item'da zaten ayakkabın oluyor. Eğer Mejai almadıysan da Karamür'ü satıyorsun. Vadiaran. Vadiaran da senin pasifinle baya güzel çalışan bir item. Hem mutlak sömürü hem de democunu arttırıyor. %10. Senin late game'deki play'in peki nasıl olmalı? Ona bir örnek vereyim. Late game'deki play'in şu şekil olacak. Diyelim bu kuleler yok. Ee, şunları bir sileyim bir dakika. Bunlar baya kötü yerde. Ee, hep de kaçırıyorum bunu ya. Heh, bu. Late game'deki play. Senin W'ün late'de inanılmaz Nasus W'su gibi slow atıyor. Zillion W'su gibi slow atıyor. Senin late'deki play'in bu W'yu iyi atman olacak. Atıyorum Q'dasın. Hala buradaki kule duruyor diyelim. Durmaz ama duruyor diyelim. Late'deki play'in şu. Bu W'yu atarsın. Tamam mı? Hop geriye çıkarsın. Bunlar bayağı slow'lu olur. E'ne atarsın geri çıkarsın. Veya Zaten çok güçlüsün. ADC'yi buldun. Karşı ADC'yi. Basarsın ultiyi. Ulti basınca Q bozulmuyor. W atarsın. 2 oto geri çık. Bekle. 96 slow'da zaten. Burada sağ sol sağ sol yap. E'ni çek. Çık. Gördün mü demeci? Mükemmel. Hatta slow'u size şöyle göstereyim. Buna vurayım. Hızlansın. Bak şimdi. Gördün mü? Ki bu slow'a karşı dayanıklı bir yaratık. Bak. Pasifin zaten damage'ı inanılmaz iyi. Bak 100, 160 vuran bir pasifi 220'ye çıkartıyor. Mükemmel. 6 saniye boyunca kritik vuran bir true damage. Yani daha ne diyeyim ki. Gölge alev alın. Bak şimdi slova bak. Bunlar slovlanmıyor mu? <laughs> Neyse minyonlardan göstereyim o zaman. Burada. Bak şimdi minyon. Hop. Gördün mü? Bitti. Bitti. Yok. E atıyorsun çıkıyorsun. Late'deki play'in her zaman bu. de biraz daha darlayarak oynuyorsun. Daha çok roam atarak oynuyorsun. Bu şekilde. İlk vuruşta aynı şekilde. Bu ult bu. Mid'de Assassin'de oynayabilirsin. O da şu şekil. Yine support'un aynısı. İlk item benim tercihim her zaman. Mid'deyken fırsat. Ondan sonra tahsiller. Tabi değişebiliyor mu veya fırsat ikisinden biri. Ben fırsat alıyorum middeyken genelde. Çünkü bu e, çatışma dışında verdiği zırh bence gayet OP bir şey. Damage'ın daha yerinde oluyor. Yine kara mühür. Ondan sonra tamamen gidiyorsun. Midde kibir alabilirsin bu arada bak mesela midde kibir de iyidir. Fırsat, kibir, tahsildar, işte ayakkabı saldırı hızı. Assassin bu arada, assassin bu söylüyorum yine ürün hero bileti veya ilk uruş sonra item, item yine karşıya göre çok tank vardır Dominik çok cc vardır gecenin kıyısı bu şekilde bu şekilde zaten late'te karamıyoruz atacaksın bu şekilde bir build sergileyebilirsin mid assassin twitch'te de. evet sanırım düşüneyim başka göstermem anlatmam gereken bir şey kalmadı sanırım Şöyle bir şeyler gösterebilirim videoyu kapatmadan önce. Twitch 101 taktiği gibi. Birkaç tane. Diyelim sen mid Twitch'sin. Roam atacaksın. Buralarda tohumlar var. İşte şurada mesela. Aa, artık yok mu burada? Neyse. E, ee, hala lol'u çözememişim. Q'ya basıp buna vurabilirsin. Havada görünmez olursun. Senin için çok iyi nasıl diyeyim? Bir, iyi bir movement diyeyim. Mesela burada buraya gelirsin diyelim ejder vesaire yapıyorlar. Basarsın Q'yu. Tam görünmez olacakken vur. Hop buradasın. Adamlar şurada vuruyor diyelim. Sen görünmez girdin. Pite kimse bilmiyor seni. Bunun bunun gibi tohumlara hani Q basıp vurursanız havada görünmez olursunuz ve görünmez içeri dalabilirsiniz. Onun dışında yanlışlıkla Q bastınız diyelim. Diyelim ki yanlışlıkla Q bastınız. Sen bu Q'yu bozmak için etrafa WW atmana gerek yok. Q'yu bas. Sonra B'ye bas. Bozuluyor. Onun dışında görünmez base atabiliyorsunuz. İlk Q'ya bas. Görünmez olmadan önce B'ye bas. Hop. Görünmez base. Tekrar bozalım. Onun dışında da göstereceğim bir şey yok diye düşünüyorum. Hani Q'dayken ulti basarsanız ult Q'nuz bozulmuyor. Onun dışında bir şey yok. Zaten ilk partta nasıl antrenman yapmanız, nasıl ayar yapmanız gerektiğini gösterdim. Bu ilklerde bu şekilde ama bu ilkler kısaca anlatabileceğim bu ve bayağı net bir şekilde de anlattığımı düşünüyorum. Merak ettiğiniz bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. İstek bir şeyiniz varsa gameplay olur. İşte mid twitch nasıl oynanır, adc twitch nasıl oynanır. Bunları merak ediyorsanız hani yine yorumlarda belirtirsiniz. Benim için daha iyi olur çünkü hangisini önce çekeceğimi ve benim için de bir video çekme motivasyonu olur like atmayı, abone olmayı, Twitch'e gelmeyi, twitch.tv slash gelmeyi ve 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 Discord'a gelmeyi, Discord Enilulus'a gelmeyi unutmayın diyorum efendim. Bu adam suyun içer. Ve son söyleyeceği şey. Eğer Lulu oynuyorsanız. Lütfen DC'ye gelin bulunmaz <laughs> falan demişim. Neyse kendinize çok iyi bakın. Umarım sıkmamışımdır videoda. Bay bay.